Herkese merhabalar, ben Gökçen Arıkan. Bugün sizlerle çok keyifli antrenmanlar yapacağız. Bu antrenmanları Samsung Türkiye YouTube hesabından takip edebilirsiniz. Antrenman esnasında herhangi bir sağlık probleminiz varsa mutlaka doktorunuza danışmanız gerekiyor. Belinde, boynunda, dizinde özellikle kalp rahatsızlığı olanların doktoruna danışmadan bu hareketi uygulamasını istemiyorum. Antrenman esnasında Samsung Galaxy Watch 4 kullanıyorum ben. Saatinde programımı mutlaka açıyorum. Çünkü kalp atım ritmi bu antrenmanda çok önemli. Kalp atım ritminiz bu antrenman esnasında yükselecek. Saatinizden antrenmanınızı takip edebilirsiniz. Hazırsak hadi başlayalım. Evet. Diz çekerek başlıyoruz. Dik duralım. Karşıya bakalım. Küçük bir warm up yapacağım. Vücudunuzu ısıtacağım. Ondan sonra yapacağımız hareketler yüksek yoğunluklu antrenman olacak. Yüksek yoğunluklu antrenmanda biliyorsunuz ki kalp atım ritminiz hızlanıyor. O yüzden hiçbir şekilde endişelenmeyin. Dik dur, karşıya bak. 3 tane daha. 2 ve 1. Arkadan. Ayak bileğini yakala. Ters kol, ters bacak. Nefes al, ver. Dizini olabildiğince geriye doğru al. Karşıya bak. Omuzlarını sıkma. Dik dur. 4 tane daha. 3, 2 ve 1. İçten çekiyoruz. Ayak bileğini yakala. Dizini aşağıya doğru it. İtebildiğin en güzel nokta olsun. Sadece burada dikkat etmen gereken nokta. Açıklığın çok fazlaysa dizin çok aşağıya doğru dönmek ister. Bunu yapmanı istemiyorum. 90 derecelik açı yeterli bizim için. Eğer dizin açılmıyorsa da endişelenmiyorsun. Hareketleri yaptıkça, uyguladıkça kasların açılacak. Bugün olmasa bile ilerleyen zamanlarda çok daha rahat yapacaksın hareketi. 4 tane daha yapalım. 3, dengede kalmaya çalış. 2 ve 1. İçten dışa daireler yapıyorum. Hayali bir engel var. O engelin üstünden bacağımı geçiriyorum. İçten dışa doğru yaparken eklemlerinizde kıtır kıtır sesler duyabilirsiniz. Hiç endişelenmeyin, bunlar çok normal. Hareket etmeye devam. İç kasları daha yoğun hissediyoruz. Nefes alıp veriyorum. Süpersin. 4 tane daha. 3, 2 ve 1. Şimdi küçük küçük koşmanı istiyorum. Koşarken dik dur. Kollarını çalıştır. Karşıya bak. Şimdi saatini kontrol etmeni istiyorum. Bakalım saatimize. Kalp atım ritmimiz hızlanmaya başladı. Saatimden bunu görebiliyorum. Yaktığım kaloriyi de dersin sonunda göreceğim. Bunları takip ediyor olmak çok güzel bir şey. Ne yaptığını biliyorsun. Devam edelim. Çalıştır kollarını. Nefes al, ver. Ne kadar çok hızlanırsan kalp atım ritmin o kadar çok yukarıya doğru çıkar. Bu antrenman esnasında bedenini dinlemeni istiyorum. Eğer vücudun sana dur diyorsa durabilirsin, yavaşlayabilirsin. Kalp atım ritmini rahatlatırsın, sonra devam edebilirsin. Devam. Çok güzel. Şimdi kollarımızı da çalıştıralım. İleriye doğru punch yapıyoruz. Bacaklar koşarken kollar ileriye doğru. Yumruk. Hızlı 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 hızlı. Kalp atım ritminiz iyice yükselmeye başladı. Kalp atım ritminizde maksimum nabzınızın %50'si, %60'ında yağ yakıyorsunuz. Biraz daha yukarıya doğru çıktığınızda kondisyonunuz artmaya başlıyor. Saatinizden takip edebilirsiniz. Devam devam bırakma lütfen. Olabildiğince olduğun yerde kalmaya çalış. Ağırlık merkezin değişeceği için sağa sola hareket edebilirsin. Çok normal.
Ama merkezde kalmaya çalış. 4 saniye daha. 3, 2 ve 1. Süpersin. Koşmaya devam. Tekrar bakmanı istiyorum nabzına. Biraz daha yukarıya doğru çıktı. Şimdi nabzı biraz daha yukarıya doğru taşıyacağız. Sıçrama hareketleri geliyor. Ters kol, ters bacak. Süpersin. Kendine burada bir ritim bul. İp atlama ritmi gibi düşün. Eğer bu hareket seni zorluyorsa, kondisyonun zayıfsa hareket sıçramadan yapabilirsin. Ters kol, ters bacak. Çok güzel gidiyor. Olduğun yerde kalmaya çalış. Nefes al, ver. Nefes tutma. Bırakma. Çok güzel. Devam. Dört saniye daha. Üç, iki ve bir. Sen koş, bırakma. Ben ayakkabı bağcığımı bağlayacağım. Koşmaya devam. Bırakmıyoruz. Ayakkabı bağcığınız açıldığında mutlaka bağlayın. Üstüne basıp düşebilirsiniz. Nefes al, ver. Şu an vücut ısınız iyice artmış durumda. Kalp atım ritmi hala yukarıda. Kalori yakmaya devam ediyorum. 5 dakika bitti bile. Şimdi topuk kalçaya koşacağım. Size doğru arkamı dönüyorum. Ellerini yerleştirebilirsin kalçana. Topuklarınla ayak uçlarına doğru, topuklarınla el parmaklarına doğru sıçramanı istiyorum. Hadi yakala beni. Eğer topuklarını hissediyorsan serbest bırak kollarını. Çok daha rahat edeceksin. Çalıştır. Süpersin. Bırakma. Devam edelim. Çok güzel gidiyor. Topuk kalçaya koşarken hareketi biraz daha büyütmek istiyorum. Hadi kolları da ekleyelim. Aç yana. Harikasın. Şu an kondisyonun yoksa nefes nefese kalmış olabilirsin. Seni bu durum çok rahatsız ediyorsa yürüyerek yapabilirsin hareketi, tempoyu düşürerek. Hayır hocam, ben yapabilirim diyorsan sıçramaya devam. Bu hareketler yeni başladıysan biraz seni zorlayabilir. Ama inan bana, yaptıkça çok daha iyisini yapacaksın. Bırakmak yok. Hadi 10 saniye daha. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve yukarıya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 devam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, son. Süper, koş. Ciğerlere bayağı bir hava doldu. Ciğerlerinizin genişlediğini hissediyorsunuzdur. Eğer ki yanma varsa, gün içinde yeteri kadar oksijen kullanmadığınızdan, yanlış nefes alıp verdiğinizden, kondisyonunuzun düşük olduğundan kaynaklanıyor. Dediğim gibi yaptıkça vücudun rahatlayacak. Kuvvetleneceksin. Bugün olmasa bile bir dahaki derste daha iyisini yapacaksın. O yüzden pes etmek yok. Rahatladık mı? Hadi bakalım tekrar. Daha büyük bir sıçrama hareketi yapacağız şimdi. Jumping jack yapıyoruz. İki tane hareket vereceğim size jumping jack'te. Bir tanesi klasik, sizden istediğim. İkincisi, hocam
çok sıçradım, nefessiz kaldım, biraz daha rahat yapmak istiyorum diyenler için bu şekilde devam edeceğiz. Hazırsak hadi başlayalım. 4, 3, 2, haydi hop. Çok güzel gidiyor. Aç kolu bacağı. Ters yapmanı istemiyorum. Bacaklar açılırken kollarını da açmanı istiyorum. Dediğim gibi zorlanıyorsan kendine bir ritim bularak sıçramadan yapabilirsin. Devam devam, bırakmak yok. Siz devam edin, ben saatime bakacağım. Kaç dakikamız kalmış? Bence bir 20 dakika daha yapabiliriz. Haydi tam 60 saniyeye tamamlıyorum. Hop, hop, hop. Çok güzel gidiyor. Bırakma. Karşıya bak. Az kaldı. Pes etmek yok. 2, 1. Harikasın. Süpersin. Yağ yakmaya, enerji harcamaya, kasları çalıştırmaya devam ediyoruz. Bugünden daha iyi olacaksın. İnan kendine. Asla pes etme. Bırakmak yok. Nefes nefeseyiz. Nabızlar yukarıda. 10 dakikayı bitirdik bile. Hadi bakalım ekip, çok iyi gidiyorsun. Diz çekeceğiz. High knees. İzle. Koşar adımlarla dizini çekebildiğin maksimum noktaya kadar çekmeni istiyorum. Dizini çekerken Bugs Bunny gibi geriye yatmıyorsun. Eğer geriye yatıyorsan sıçramadan yapmanı tavsiye ediyorum. Dersin başında ısınmak için yapmıştık bu ritmi. Okey? Hazır mısın? Tam 30 saniye. Hazır. 4, 3, 2 ve 1. Hop. Dört, üç, iki ve bir. Evet, hip fleksörleri biraz rahatladım. Rahatlatalım. Dynamic stretch. Hem nefesi de rahatlatıyorum. Hem de fleksörleri rahatlatıyorum. Dinamik kalmanı istiyorum. Nefes nefese kaldın diye vücudunu kapatma. Evin içinde dolaşabilirsin. Bu antrenmanı istediğin her yerde, istediğin zaman yapabilirsin. Vücuduna, şu an yoruluyor olabilirsin, çok normal. Ama vücuduna enerji istediğin an bu antrenmanı yap. İnan bana, yorgunken yaptığında, bittikten sonra kendini çok daha iyi hissedeceksin. Çok güzel, hadi koşalım. Nasıl gidiyor? Harika. Farkındaysanız hiçbir ekipmanımız yok, metimiz bile yok. O yüzden istediğiniz her yerde bu antrenmanı çok rahat yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi metabolik bir antrenman, kalp atım ritminizi saatinizden her zaman takip etmeniz gerekiyor. Şimdi yeni bir sıçrama daha geliyor. Inner jump. Ayak bileğine dokunuyorsun. Dersin başında yaptığımız dinamik stretch'te ayak bileğimizi yakaladık, dizimizi aşağıya doğru çekmiştik, hatırlarsınız. Şimdi onu sıçrayarak yapıyoruz. Sadece temas ediyorum iç bacağıma, o kadar, başka bir şey yapmıyorum. Sıçrayarak yaptığımda yine kalp atım ritmin beni rahatsız ediyorsa, nefes nefese kalıyorsam hareketi sıçramadan uygulayabilirsin. Yeter ki ayak bileğin içerisine dokun. Hazır mıyız? Hadi bakalım. 4, 3, 2 ve 1. Hop. Hop.
Bırakma. Hadi yapabilirsin. İç bacağını hisset. Alt bir saniye tamamlayacağım. Hadi ekip. Son 5, 4, 3, 2 ve 1. Okey, biraz hamstring'i rahatlatalım. Hamstring stretch yapıyorum. Bir sağ, bir sol. Hamstringlere stretch yaparken nefesi düzenliyorum. Nasıl? Aşağı in, nefes al. Nefes ver, kollar daire. Aşağı in, nefes al. Nefes ver, kollar daire. Öne doğru uzattığın bacağın gergin, arkadaki dizin bükülü. Öne doğru uzattığın bacağın arka bölümdeki kasları hisset. Ve nefes al, nefes ver. Boynu natürel tutmanı istiyorum. Karşıya doğru bakma. Omurganı uzat. Harikasın. Kontrol et, nabzın şu an düşüyor. Nefes al, ver. Nefes al, ver. Okey, tekrar koşuyorum. Nasıl hissediyorsun kendini? Biraz daha rahatladık değil mi? Kalori yakmaya devam ediyorum. Nabzı tekrar yukarıya doğru çıkartacağım. Yanlara doğru sıçrıyoruz. İki tane hareket göstereceğim yine size. Ortada bir kuyu var. Kuyunun üstünden yana doğru atlıyorum. Atladığımda arkadaki ayağım çok hafif geriye doğru gidiyor. Sıçrıyorum. Bir sağ, bir sol. Sıçramada zorlanıyorsam step touch yapıyorum. Hazır mısın? Ya da sıçradım. Sıçrarken yorulmaya başladım. Durmuyorum. Step touch devam ediyorum. Sıçrama hazır. Lateral bant. 4, 3, 2 ve 1. Hop. Ayak ucuna doğru düş. Taban basmamaya çalış. Benden daha hızlı yapabilirsin. Benden daha yavaş yapabilirsin. Sana kalmış. Tempoyu sen belirle. Vücuduna odaklan. Ben şu an ortadayım. Daha yavaş da yapabilirim. Daha hızlı da. Lütfen bırakma sen. Kendi temponu belirle. Hadi 10 saniye daha. Üç, iki ve bir. Koşuyoruz. Çok güzel gidiyor. Haydi bırakma. Kalp atım ritmi şu an iyice yukarıda. Bu noktada tutmak istiyorum. Çünkü kondisyonunuzu ve dayanıklılığınızı arttırmak istiyorum. Jumping check, front check. Hazır. 4, 3, 2 ve 1. Hocam sıçramak istemiyorum diyenler için. Lütfen bırakma. Yeter ki yap. Yüzdün yüzdün, sonuna geldin. Haydi yapabilirsin. Haydi bırakma. Son 5, 4, 3, 2 ve 1. Koş. Şu an 19. dakikadayım. Nefes alıp veriyorum. Okey, hareketi biraz daha büyüteceğim. Squat'ı hepiniz biliyorsunuz, çömelme hareketi. Squat, jump.
Bir tane squat. Bir tane squat jump. Hocam ben sıçramak istemiyorum diyenler için. Squat jump yerine topuklarınıza doğru yükselmenizi istiyorum. Hazır mıyız? Hazırız değil mi? Haydi ekip hep beraber. 4, 3, 2 ve 1. Hop. Hop, kollar aşağıdan yukarıya. Hop. Natürel tut omurlarını. Çok öne yatmamaya çalış. Kollarını geriye doğru aldığında vücudun anatomik olarak geriye doğru, ileriye doğru yatmak ister. Biraz daha dik durmaya çalış. Devam devam bırakma. Çok az kaldı. Yarısından çoğunu bitirdin. Haydi yapabilirsin. Sakın pes etme. Yansın quadlar. Yansın glut. Devam devam. Bırakmak yok. Haydi. Canavar gibi devam. 4, 3, 2 ve 1. Koş lütfen. Nasıl hissediyorsun kendini? Bitmiş mi? Canavar gibi mi? Bence canavar gibiyiz. Hepiniz çok iyi gidiyorsunuz. Dersin bu dakikasına kadar devam ettiysen şampiyonsun. Nefes al ver. Benim de yanıyor. Ben de nefes nefese kalıyorum. Bunlar doğal şeyler. Lütfen kendine yüklenme. Yapamıyorum diye düşünme. Yaptıkça yapabildiğini göreceksin. Herkes her şeyi yapar. Çok güzel gidiyor. Nefesi toparladım. Yine büyük bir hareket yapacağız. İzlemeni istiyorum. Sağ bacak geri, sol bacak önde. Bu pozisyondayken 1, 2, jump. 1, 2, jump. İsteyenler full aşağı inerek pulse'la beraber split squat jump yapabilirler. Zorlanıyorsan gösterdiğim gibi. Hocam ben artık sıçramak istemiyorum diyorsan da bu pozisyonda geriye doğru almanı istiyorum bacağını. Yeter ki metabolik kal. Hızlı tempo, okey? Hazır mıyız? 4, 3, 2 ve 1. 1, 2, hop. Switch. Switch. Haydi sıçra. Kullan kollarını. Kollarını kullan ki yukarıya doğru çıkabil. Yarısı bitti. Kaldı yarısı. Haydi. Pause. Hop. Kuvvetli. Bırakma. Son. Süpersin. Koş. Nasıl gidiyor? 23 dakika oldu. Süpersin. Bırakmak yok. Devam ediyoruz. Bütün hareketleri birleştirelim mi? Başta yaptığımız hareketlerin hepsini bir birleştirelim. Ne dersiniz? Ne yapmıştık hatırlatıyorum. Diz çekmiştim. Jumping jack yapmıştım. Inner jump yapmıştım. Lateral bant. Burada kaldım. Jumping jack front. Bunları birleştirelim. 10-10 yapacağız hepsinden. Hazır. 4, 3, 2 ve 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jumping jack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, inner jump. 1, 2, 3, lateral bant var bundan sonra 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bir kere daha haydi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jumping jack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, inner jump. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, son, lateral hop. 3, 4, 5, 7, 8, 9, son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, son. Nabza bakalım. İnanılmaz. Benim şu an 150'lerde. Seninki farklı olabilir. Kalp atım ritmi biliyorsunuz herkeste farklı. Nefes alıp veriyorum. Ters kol, ters bacak. Artık rahatlamaya geçtim. Denge kaybı yaşayabilirsiniz. Çok normal. Ben de yaşıyorum. Denge kaybı yaşama sebeplerinizden biri yorgunluk olabilir, uykusuzluk olabilir, periyot döneminiz olabilir, her şey olabilir. O yüzden dengem çok bozuk diye düşünmeyin. Tabii ki denge kaslarınızı kuvvetlendirmeniz gerekiyor. Bunun için de hareketleri yapmaya devam edeceksiniz. Çekiyorum. Bu arada kalp atım ritminize bakın lütfen. Nabzınız şu an düşüyor. Evet, Galaxy Watch'tan ben takip ediyorum. Şu an benim 116'da nabzım. İçten tuttum, çektim. Diğer bacak. Eğer dengede kalmada çok zorlanıyorsan bir yerden destek alabilirsin. Duvardan olabilir, kapıdan olabilir. Ya da bir arkadaşından destek alabilirsin. Yeterli. Aç bacaklarını. Evet. Aşağıya doğru iniyorum. İnerken kontrollü iniyorum. Pat diye inmiyorum. Bacaklarınızı gergin tutmanızı istiyorum. Elleriniz yere temas etmeyebilir. Hamstringler kısa olabilir. Böyle bir durumda koltuktan destek alın. Ellerinizi koltuğa ya da sandalyeye yerleştirin ve stretch'i burada yapın. Stretch'inizi yaparken ağırlık merkeziniz bir tık daha kalçayı geriye doğru itin ve ellerinizi yaklaştırabildiğiniz en güzel noktaya yerleştirin. Eğer hocam ben burada çok esneyim, çok rahatım, biraz daha inebilirim diyorsanız dirseklerinizi yere koyun. Rahatlayın. Şimdi sağ bacağıma doğru uzanıyorum. Evet, benim küçük bir sakatlığım var. O yüzden ilerleyemiyorum çok fazla. Siz yaklaşabildiğiniz kadar yaklaşmanızı istiyorum. Diğer tarafa. Tekrar ortaya. Dizlerinizi bükün. Yavaş yavaş dizleri kapatın. Şıp şıp benim terlerim aşağıya doğru damlıyor. Bayağı terledik. Eminim siz de şu an sırılsıklamsınız. Ben 232 kalori yakmışım. Hatta size gösterebilirim. Tam 30 dakikalık bir antrenman yaptık. Isınmasıyla, soğumasıyla. Bu antrenmanı dediğim gibi istediğiniz her yerde, istediğiniz saatte yapabilirsiniz. Kalp atım ritminizin hızlanacağını unutmayın. Tabii ki gecenin bir vakti 11'de yapmanız uykunuzu zedeleyebilir, uyumanızı engelleyebilir. O yüzden yaptığınız saat de çok önemli tabii ki antrenmanda. Şöyle göstermek istiyorum saatimi.
236 kalori yakmışım. Şu an kalp atım ritmim 106'da. Yani biraz daha aşağıya doğru düşecek. Hatta ben şimdi antrenmanımı kapatıyorum. Galaxy Watch'umu kapatıyorum. Bu antrenman şu an benim telefonumda, Samsung'umda var. Yani istediğim zaman bu antrenmanı atıyorum bir hafta sonra yaptığımda tekrar geriye dönüp bakabilirim. Ne kadar ilerlediğimi kontrol edebilirim. Herkese güzel bir gün diliyorum. Bir dahaki antrenmanda görüşmek üzere.